Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şunu bir kapatalım. Yani bu renkler sırıtıyor. Neden sırıtıyor? Çünkü ders daha önce çektim. Tam çekerken bir sıkıntı oldu. Renkler öyle kaldı. Yani biz gene de gelelim. Biz ana tekniğimizi bugün göstermek. Güzel bir teknik göstereceğim. Hepimizin pek bence hani aşina olmadığı ya da kullanmadığı ya da bilmediği ya da pek şöyle bilip de arkadaşlar kullanmadığı bir teknik üzerinde bunu kullanacağız. Biz bugün Google Chrome'u gerçekten çok etkili bir biçimde nasıl kullanabiliriz? Gelin bu o tekniği görelim. Benim bir header resmim var. Bakın dikkat ederseniz bütün renkler bu resme yakın. Yalnız renkler biraz sırıtıyor onu diyebilirim. Yani tasarım için bir sıkıntı gibi gözüküyor. Şimdi başlayalım dersimize. Fazla konuşmayalım. Ve yapacağımız şey neydi? Geliştirici araçlı. İsterseniz F12 ile diğer araçlar buradan açabilirsin. Biz geliştirici araçları bir açalım bakalım. Şimdi burada geliştirici araçları tıkladıktan sonra arkadaşlar ben daha önce açtım. Bakın bunu direkt açıyoruz. Burada elementler, console, source, network, timeline, profiles, resource, security, address gibi birçok özelliği siz zaten front end'çiler kullanıyorsunuz. Örneğin işte mobilde nasıl gibi gözüküyor. Bunu kullanıyorsunuz. Şimdi biz genelde arkadaşlar bakın biz biliyoruz ki neydi? Biz burada işte CSS işlemlerimizi Google Chrome üzerinde biz bunu yapabiliyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Gelin onu görelim. Elementin hemen altında arkadaşlar bakın genelde sizde açılır açılmaz neydi? Burada stil işte bunları açmak için neydi? Buradan tutup yukarı taşımamız lazım işte. Bakın and event listener stylist panelinden bunu net görebiliriz. Ya da bunu sağ çektiğinizde stylist paneli burada açılacaktır. Evet, eğer bu küçükse ne olur arkadaşlar? Genelde bu altta gözükür. Bunu açmak içinse neydi? Buradan tutup yukarı çekmemiz lazım. Artık biz öyle yapalım. Bu böyle kalsın. Şimdi benim bir resmim var. Ben örneğin burada body'nin arka planı değiştirmesini istiyorum. Geliyorum. Neydi? İncele diyorum. Sağ tıkladığımda arkadaşlar bakın neydi? Body'nin background'ını RGB olarak bana veriyor. Şimdi üzerine geldiğinde bir yazı bana İngilizce olarak diyor ki shift ve tıklamayla birlikte arkadaşlar shift'e basılı tutarsan tıklarsan diyor bunun renk metodunu değiştirebilirsiniz. Bakın dikkat ederseniz burada RGBA var. Neydi bu? Opacity değeri yani alfa değeri. Bunu isterseniz de böyle değiştirebilirsiniz. Şimdi biz de shift'te basılı tuttuğumuzda tıkladığımızda HSLA tekrar tıkladığımızda bakın bunun değiştiğini net olarak görebiliyoruz. Şimdi buraya tıklıyorum. Bakın buraya tıkladığım anda burada bir renk paneli çıktı. Hemen ortasında bakın küçük bir yuvarlak var. Onu sürükleyip istediğim yere götürür. İstediğim yere götürdüğümde bu sayıların net olarak değiştiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada da background color'ın değiştiğini görebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz bunlar değişirken de buradaki arkadaşlar neydi? Bir bunu kapatalım. Birazdan buna tekrar deneyeceğim. Bakın buraya dikkat edin. Neydi? Değiştiğini net olarak görebiliyoruz. Neydi? Burada artık bunu burada oynatma çubuğuyla bir istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Burası da neydi? Burası da opacity değeri arkadaşlar. Gel bakın. Bunu arkada bir resim olsaydı bunu net olarak görecektik. Ben şu anda bunları kullanmayacağım. Bakın burada benim Photoshop'taki damlalık aracım var. Varsayılan olarak bu açıktır arkadaşlar. Eğer sizde kapalıysa bakın mavi olmasına dikkat edin. Şu anda açıktır. Bakın sayfanın herhangi bir üzerine gittiğimde artık ne olur bakın. Ve ortada damlalık aracımın hemen ortasında dikkat edersen küçük bir kırmızı bir nokta var. Onunla arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Onunla biz renk seçebiliyoruz. Bakın neydi şu anda? Şu anda ne seçecek arkadaşlar? Bakın yeşil seçecek. Ne oldu? Arka planım yeşil oldu. Veya buradan bir renk seçelim. Veya resimden bir renk seçebilirim. Ben resmim aşağı yukarı böyle olsun diyorum. Ve bunun neydi? Toggle Color Picture damlalık aracımı kapatıyorum. Bakın artık ne olur? Üzerine geldiğimde damlalık aracım
gözükmüyor. Ve ben bunu ne yapıyorum? Biraz böyle bunu iterek bunu net olarak görebiliyorum. Buradaki isterseniz bunu source kısmından neydi? Style klasörün hemen altındaki stl css. Bu neydi? Bu stil her zaman olmaz. Bu nereden geliyor? Bizim klasörden geliyor. Bakın ben bunun ismini stil olarak kullandığım için sizde başka olabilir. Şimdi isterseniz bunu elle girebilirsiniz. Bakın mesela örneğin Body'nin arka planını mesela bakın F63 gibi bir renk verebiliriz. Bakın ne oldu? Direkt turuncuya dönüştü. Biz bildiğimiz yöntemi kullanalım. Background olarak tekrar buraya tıklıyoruz. Bakın isterseniz bakın neydi? Shift bakın sürekli değiştiğini metotların değiştiğini görebiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Shift klikle bunu tıklamayla biz bunu yapıyoruz. Şimdi tıklayalım. Burada bir renk seçelim. Bakın şu anda Toggle Color Picker yani renk seçici şu anda mavi açık durumda. Ben ne arka planının ne olmasını istiyorum? Böyle bir renk olmasını istiyorum. Ya da ne olsun böyle bir renk olsun. Ne olsun opasitesini de biraz düşürelim. İsterseniz bu rengi nereye ekleyebiliriz? Bakın buraya hızlıca ekleyebiliriz. Örneğin bunu da değiştirmek istiyorum. Bir neydi? Bunu bir kapatalım. Ya da bunu kapatmak için neydi? Herhangi bir boş yere tıklayıp tekrar da açabiliriz. Burada bakın body'nin hemen sonrasına istersen tıklayıp başka bir özellik de ekleyebiliriz. Örneğin ne olsun? Yani farklı neyse başka yere ekleriz arkadaşlar. Şimdilik o kalsın. Bunlar ekleriz. Örneğin neydi? Bunu inceleyelim. Neydi? Bunu inceleyelim. Bu hemen çıktı. Bunun background'ını bir değiştirelim örneğin. Bakın burada da net değiştirebiliyoruz. Bakın isterseniz buradan neydi bunu açıp neydi buradan bir neydi bir renk seçebiliriz. Bakın böyle bir renk seçebiliriz. Veya renklerimiz çok sırıttığı için arkadaşlar resmimiz keşke böyle hatta mavinin bir tonluk kullanalım. Mavinin bir tonluk kullanalım. Mavinin bir tonu bu olsun. Ve yazı rengim şunu bir kapatalım. Bunu bir inceleyelim. Neydi? Bunu da arka planı bir değiştirelim. Ve bunu da arka planı hatta ne olsun böyle gene bir koyu bir renk olsun. Çok da koyu olsun. Böyle bir koyu olsun. Neydi? Bunun isterseniz color'ı var mı arkadaşlar? Rengini de yazı renginde mesela şöyle bir renk seçebiliriz. Neydi? Varsayalım ki şöyle bir renk neydi? Şöyle bir renk seçtik ya da şöyle bir renk seçtik. Bakalım nasıl duruyor? Biraz saçma duruyor ama olsun arkadaşlar. Maksat tekniği göstermek. Varsayalım ki arkadaşlar biz bu tasarımı beğendik. Peki nasıl kaydedeceğiz? Bakın Search'ün hemen altındaki. Bakın burada işte bütün dosyaları okuyabilirsiniz. Örneğin bu header image'i okuyabiliyorsunuz. İşte neydi? Sayfa HTML'in kodlarını burada net görebiliyorsunuz. Bakın işte 12 kolum, işte 12 çizgi, 15 kolum olduğunu söylüyor. Burada stil CSS'in üstüne geldiğimizde bakın küçük bir nokta var. Kaydetmediğini söylüyor. Yapacağız onu. Neydi? Save as diyerek yapacağız. Burada artık bizim style dosyamızı yapacağız. Eski yerine kaydedeceğiz. Burada neydi? Neydi? Flex'in hemen altındaki stil hemen onun dışında aynı yere kaydediyoruz. Var olan dosyayla değiştirilsin mi? Evet. Artık burayla işimiz bitti. Neydi? Yenilediğimde arkadaşlar neydi? Yaptığım değişikliklerin kalıcı olduğunu net görebiliyorsunuz. Bakın hiçbir fark yok. Bunu nasıl kullandık? Tekrar ediyorum. Ve dersi bitirelim. Bugün yorgunluk var. Geliştirici araçlardan neydi? Artık nereye incelemek istiyorsunuz? Örneğin biz burada bir resmi inceleyelim bakalım. Burada neydi? Stylus panelinde bakın header. Bunu istersen bakın neydi? Bu özelliğin devre dışı bırakalım. Bakın veya istersen bunu çift tıklayıp arkadaşlar değiştirme şansınız da var. Bakın neydi? %10 verelim. Neydi? Böyle bir etkileşim yaptı. Bunu da kaydedebiliyorsunuz yani. Neydi? %100 verelim.
Kaydetmek için neydi? Gene Search'ın hemen altındaki CSS dosyamız neydi? Oranın üzerine gelip saklayıp Save As diyerek yapabilirsin. Burada çok başka örneğin bu çalışma yerine klasörü de ekleyebilirsiniz. Bakın yeni bir sekmede bu CSS dosyamızı açabilirsiniz. Veya bakın başka özellikler daha var. Neydi? Local Modification diyerek bakın yani saat kaçta bunlar değiştirmiş hepsini gösterebiliyorsun. Bakın neydi? Revert diyerek böyle bir şey yaptırabiliyoruz. Altına hemen gelelim. Başka ne özellik var? İşte neydi? Link adresini kopyala. Burada bakın başka bir özellik var. İşte açılma zamanları, çalışma zamanları kaç milisaniyede bu açılıyor, bunları net görebiliyorsunuz. Bu ders burada bitsin. Böyle bir Google Chrome'un böyle bir özelliği var. Bunu bilseniz size yeterli. Çok zaman yardımcı olur arkadaşlar. Gerçekten bir resimden renk seçebilirsiniz veya kendiniz renk seçmek istiyorsanız neydi? Sitenize header'e uygun tasarım yapmak istersen böyle bir şey yapabilirsiniz. Neydi? Mesela burayı değiştirmek istiyoruz veya burayı değiştirme incele deyip neydi? Site panelinden örnek bakın neydi? Anlık olarak renklerin bakın yazı tipinin değiştiğini görebiliyoruz. Burada neydi? Bunu kapattık. Neydi? Bunu açarsanız istediğiniz yerden de renk seçebilirsiniz. Bakın arkadaşlar. En son kaydetmek içinse neydi? Source panelinden CSS dosyamızın üzerine gelip Save As diyerek neydi? Eski dosyanın yerine kayıt ediyorsunuz. Bakın ders burada bitsin. Bakın artık ne oldu? Sayfamızı yenilediğimizde CSS dosyamızın kalıcı olarak kaldığını görebiliyoruz. Bu yöntem arkadaşlar gerçekten çok kullanışlı. Ben kendim kullanıyorum. Bugün yorgunluk var. Renkler çok sırıtıyor. Yani ben rastgele bu tasarımı yaptım. Çok da takmadım. Hani çünkü tekniği göstermek için. Neyse bu ders burada bitsin. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize bakınız. Reklamlara da tıklarsanız seviniriz arkadaşlar. Eğer yardımcı olabilirsiniz. Gerçekten bazen millette de faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım çünkü bizde herkes ekmeğinin peşinde. Ne öğrenirse bizim için kârdır. Neyse arkadaşlar çok konuştuk, çok gevezelik yaptık. İnşallah faydası olmuştur.